Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonun düşürülmesidir. Tabii fiyat istikrarı olmadan, az önce de vurgulandı, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız. Dolayısıyla aslında kalıcı refah artışı için, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tekhanelere indirip orada tutacak, yani fiyat istikrarını sağlamamız lazım. O nedenle de önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Tabii kısa vadeli dezenflasyonun büyüme üzerine olumsuz etkilerinin olabildiği az önce de ifade edildi. Ama şunun altını çizmek için bu geçicidir. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık, dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir. Basit bir rakam vermek istiyorum. 1990'lı yıllara gidin. Enflasyon hem yüksektir hem çok oynaktır. Yani inişli çıkışlıdır. Ve büyüme ortalama %3'ler civarındadır. 2000'li yıllara gelin. Enflasyon tek haneye inmiştir. Ve Türkiye'nin ortalama büyümesi %5,5'a yaklaşmıştır. Çok net bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz yüksek büyüme için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Çünkü ancak düşük enflasyon ortamında finansmana erişim daha kolay ve ülke ekonomisi daha öngörülebilir, yatırım ortamı daha elverişlidir. Peki 2025 yılında maliye politikası ile para politikası arasındaki eşgüdüm hususu. Bir kere rakamlardan çok net bir şekilde şunu göreceksiniz. 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek aslında dezenflasyona, enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demek. Şimdi bu sene öngördüğümüz bütçe açığı ne? Yaklaşık %4,9 milli gelire oran olarak. Şimdi gelecek sene bunun 3,1'e düşecek olması demek muazzam bir negatif mali etki demek. Yani dezenflasyonu destekleyici demek. Diğer önemli bir husus, yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları hedef enflasyonla uyumlu olacak denildi programda. Programın esaslarından bir tanesi de budur. Bu da dezenflasyonu destekleyicidir. Diğer bir önemli husus, gelirler politikası da 2025 yılında daha destekleyici olacak. Dolayısıyla burada maliye politikası dezenflasyona çok güçlü destek vereceğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Uyum noktasında zaten hiçbir tereddütün olmaması lazım. Eşgüdüm noktasında da böyle. Onun için bizim amacımız kısa vadede temel hedefimiz önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak ve bunun daha adil dağılımı. Bu konuda da bir soru geldi. Vergi paketi beklenen düzeyde olmadı. İşte vergi adaletini sağlamaya yönelik ilave çaba olacak mı diye. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Son bir yıldır çabalarımızda şunu göreceksiniz. Biz doğrudan vergilerin payını artırmak için, yani vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. Vergi sisteminde etkinliği sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. Bakın size birkaç tane örnek vermek istiyorum tekrar hatırlatmak babında. Geçen sene kurumlar vergisini 5 puan arttırdık. Hatta banka ve finansal kuruluşların kurumlar vergisi oranını %30'a yükselttik. Bu ne demek? Bu aslında bir yani doğrudan vergilerin artırılması için bir çaba demek. Hemen sonuç doğurmuyor. Zamanla bu sonucu alıyorsunuz. Çünkü geçen sene yaptığınız uygulama ancak bir sonraki sene etkili oluyor. Bakın bu sene çok uluslu şirketlere asgari %15 kurumlar vergisi getirdik.
Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yine yurt içi %10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neden? Çünkü teşvik sistemiyle alınan bir takım indirim imkanları var. Zamanla bu etkili olacak. Bakın, yap işlet devlet modeli kapsamında, kamu özel işbirliği kapsamında yapılan projelerde biz kurumlar vergisi oranını %30'a çıkarttık. Bunlar sadece birkaç tane başlık. Yani doğrudan vergileri nasıl artırdığımıza ilişkin, vergide adaleti tesis etmek için vatandaşımıza ilave bir yük getirmeden vergi sistemini nasıl iyileştirdiğimize dair sadece birkaç tane örnek. Yine yatırım fon ve ortaklıklarına biz vergi getirdik. Mevduata vergi getirdik. KKM kapsamındaki mevduata şirketler için vergi avantajını kaldırdık. Bireyler için, bireysel hesaplar için vergi getirdik. Aşağı yukarı borsa hariç bütün finansal enstrümanlara biz vergi uygulamasına başladık. Bunların tamamı 2024 yılında. Dolayısıyla vergide adaleti sağlamaya yönelik hiçbir dönemde olmadığı kadar son bir yıl içerisinde bir çaba var. Bir hakikaten bunu tabii muhalefet işte yükü vatandaş çekiyor şeklinde kendi perspektifiyle söylem içerisinde. Ama gerçekler bununla tutarlı değil. Gerçekler benim az önce somut bir şekilde ortaya koyduğum net bir resmi yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde de tekrar söylüyorum, vergide adaleti sağlamaya yönelik, yani özellikle bazı istisnaların gözden geçirilmesi, indirimli oranların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza sürekli devam edeceğiz tabii ki. Rantın vergilendirmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir hususu daha vurgulayıp sözlerimi bitirmek istiyorum. Vergide adaleti sağlamak için bence en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir ki programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bakın, kayıt dışılıkla mücadele için son çıkan vergi paketinde çok önemli düzenlemeler var. Özellikle izaha davet gibi veya işte belli sektörlerde gidip örneğin denetimler üzerinden bunun sağlanması gibi. Yani biz gidip diyelim ki Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışı işletmelerde biz günlük işte ayda birkaç gün, yılda birkaç ayda denetim yaparak hasılat tespitine gidiyoruz. Ve o hasılat tespitini biz referans alacağız. Bakın, bu o kadar kritik bir adım ki. Herkes genelde işte şu oran şuradan şuraya arttı şeklinde bakıyor. Ama bence son vergi paketindeki en kritik adım buydu. Çünkü bizim hasılat tespiti üzerinden kayıt dışılıkla mücadelede elimiz güçlendirildi. Yüce Meclisimize bu yetki için biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hakikaten önümüzdeki dönemde kayıt dışılıkla mücadelede elimizi güçlendiren bir adım. Zaman nedeniyle daha fazla detaya girmek istemiyorum. Bugün Lüksemburg Maliye Bakanı da benim misafirim, onun için birazdan kaçacağım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Orta vadeli programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim.